Arkadaşlar merhabalar bu videomda ara tatilde yani 15 tatilde neler yapmamız gerekiyor geometri adına biraz onunla ilgili sohbet etmek istiyorum. Tabii ki ağırlıklı olarak YKS öğrencileri için konuşacağız ama öncelikle bir iki dakikayı ara sınıf öğrencilerine ayırmak istiyorum. 11. sınıf öğrencileri 10'a ve 9'a da geleceğim. Ee, ne yapacaksınız? Şimdiden itibaren bence ara tatilde geometriye başlayın. İki sebebi var. Birincisi İkinci dönem çember ve daire. Yani geometri ağırlıklı. Bütün ara sınıflarda geometri. İkinci dönem genelde geometri ağırlıklı oluyor. Siz 11. sınıf öğrencileri çember ve daire göreceksiniz. Çember ve daireyi yapmak istiyorsanız üçgen bilgisi mutlaka mutlaka şart. Eski bilgiler şart. O yüzden ne yapacaksınız? Geometriye en baştan itibaren şöyle bir başlayın. Özellikle üçgenleri bitirin. Hatta dörtgen bilgisi de lazım. Ya bitirin derken üçgenler şöyle bir başlayın. Üçgenlere başlayın, çembere gelene kadar büyük ihtimalle zaten sizler üçgenleri de bitirmiş olacaksınız ve üçgenleri bitirmenin acayip bir artısını göreceksiniz. Çünkü olayın mantığını kavradıktan sonra onu çemberin içerisine de böyle sağlamca bir şekilde yerleştirdikten sonra olayın mantığıyla öğreneceksiniz ve çok rahat bir şekilde yapacaksınız. Bunun için ne yapacaksınız? Bence e, benden de takip edebilirsiniz, başka bir hocadan da takip edebilirsiniz ya da ne bileyim kendiniz tek başınıza çalışabilirsiniz. Mutlaka mutlaka çalışın. Benden çalışacak olan ara sınıf öğrencileri ilk etapta iki tane kitap var. Bir burada bir de nerede? Şurada görüyorsunuz. İki kitap var. Bu iki kitaptan bence ilk başta ara sınıf öğrencileri şunda sıfır geometriyle başlasın. Temeli sağlam atalım. Sıfır derken çok sıfır değil. Yani geometri zaten sıfır yazamıyoruz arkadaşlar. Yani çok sıfır yazılamıyor. E, kitabı da göreceksiniz zaten her kalıp soru var. Orada tane tane güzel bir şekilde anlatıyoruz. E, tabii ki e, kolay soruları seçtik. Kolay ve orta bir kitap diyelim. Sıfır geometri tam da, tam da sıfır değil. Fen lisesi öğrencileri bile mutlaka mutlaka ilk etapta 11. sınıf öğrencileri ya da ara sınıf öğrencileri bu kitaptan başlarsa çok güzel bir şekilde olur. Çünkü bu kitapla başladığınız zaman üçgenler bitti. Çembere acayip katkısı olacak ve aynı zamanda bu kitapla ikinci dönemde devam edeceksiniz. Ve sene sonuna kadar ne yapacaksınız? bu kitabı bitireceksiniz. Bu kitap bittikten sonra siz TYT AYT için en önemli adımı atmış olacaksınız. Bu arada bu kitabın linkini aşağıdaki açıklama kısmına da bırakacağım. Oradan da neredeyse temin edeceğiniz de e, oradan linklere tıkladığınız zaman da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Böylelikle sıfır geometriyle bu işi hallettik mi hallettik. Sonrasında ne yapacağız? YKS sınavından sonra büyük ihtimalle Haziran, Temmuzun başı gibi olacaktır. Temmuzun başında normal kampa başlayacağız yine ee, şu kitabın, derdeki kitap, ha, şuradaki kitabın e, biraz güncellenmiş haliyle normal sene kampına başlayacağız ve birlikte bu işi çok güzel bir şekilde halledeceğiz. 10. sınıf öğrencileri, dörtgenler, ikinci dönem tamamıyla dörtgen. Dörtgenleri yapmak istiyorsan üçgen bilgisi şart. Üçgen bilgisi asla ama asla olmuyor. O yüzden sen de hemen ne yapmalısın? Sıfır geometriyle bu işe başlamalısın. 9. sınıf öğrencileri ikinci dönem üçgenler var. Üçgenleri halletmek işte birlikte halledelim. Birlikte bu işi halledelim. Sonra 10. sınıfa geçtiğiniz zaman dörtgenlerine devam edersiniz sıfır geometrisinin. 11. sınıfa geçtiğiniz zaman da işte çember ve katı cisimleri böyle halledersiniz. Sonrasında da bu işi çok güzel bir şekilde e, altyapı oluşturup normal ana kitaptan da güzel şeyler yapmaya başlayabilirsiniz. Evet ara sınıf öğrencileri bu şekilde. Şimdi gelelim. YKS öğrencileri. Evet Özellikle ilk önce geometriyi bitirmek üzere olan arkadaşlar için söyleyeyim. Ya da şu an analitik geometride olan arkadaşlar için söyleyeyim. Analitik geometri var ondan sonra katı cisimler var sonra bitiyor. En kötü analitik geometride olan arkadaşlar için size bir sürprizim var. Yorumlarda da soruyorsunuz. Tekrar kampı gelecek mi? Evet gelecek. Yine profesyonel bir şekilde PDF'iniz önünüzde olacak. Ya da kitabı almak isteyen kitabınız önünüzde olacak. Ve bu kitapla ya da PDF'le bu işi çok güzel bir şekilde halledeceğiz. Bir ay içerisinde kampa başlayacağım. Evet sizin için bulunmaz bir fırsat ve geometriyi çok güzel bir şekilde arkadaşlar çok orijinal sorularla bu işi mükemmel bir şekilde halledeceğiz. Gerçekten çok güzel sorular var ve çok işinize yarayacak sorular var arkadaşlar. Evet bir ay içerisinde başlayacağım. E hocam işte ben Mayıs'ın ortasında bitireceğim diyen arkadaşlar işte bunlar da olabilir. Ben kampa erken başlayacağım ama sen Mayıs'ın ortasında başlasan bile o kampın videolarını izleyebilirsin. O kampın kitabını alabilirsin. Ya da o kampın pdf'ini çıkartıp tekrarını zaten yapabilirsin. Merak etme. Ee, bu sıfır geometri kampı bittikten sonra da tekrar kampına başlıyoruz arkadaşlar. Evet çok faydalı olacak gerçekten. Zaten iyi şeyleri öğrendiniz olayın mantığını öğrendiniz. Bir de tekrarla bu işin cilasını şöyle bir attık mı sizin açınızdan süper olacak. Evet şimdi bitirmek üzere olan arkadaşlar ne yapmalı? özellikle bitirmek üzere olan arkadaşlar bundan sonrasında böyle branş denemelerine böyle yoğunlaşabilir. Matematik denemesi alın. Yani ayrı geometride sıkıntısı olan arkadaşlar geometri denemesi de alıp kendini o şekilde de şey yapabilir. Ama matematik sadece matematik denemesi de alabilirsiniz. Matematik de önemli çünkü. Matematik denemesinin içerisinde zaten geometri soruları var. E, o matematik denemelerini böyle iki günde bir, üç günde bir ara tatilde böyle bir yoğunlaştırabilirsiniz. Normal denemelerinizi zaten her hafta giriyorsunuz ya da iki haftada bir giriyorsunuz onlara da girmeye devam edin. Ama arada bu ara tatilde şöyle bir branch denemesi alıp böyle o iki günde bir yapıp böyle matematiğinizi ve geometrinizi biraz geliştirebilirsiniz. Ve önemli bir şey söyleyeceğim herkes için önemli bir şey söyleyeceğim. Orada yapamadığınız sorular vardır. Normal çözdüğünüz soruları atın gitsin önemli değil ama yapamadığınız soruları ısrarla böyle her yeri geldiğinde her platformda söylemeye çalışıyorum. O yapamadığın soruyu kes Hangi konu olursa olsun, yani e, hangi ders olursa olsun daha doğrusu, bu fizikte olur, kimya da olur, matematikte olur, geometride olur. O yapamadığın soruları kesip bir poşet içine at kardeşim ya. Sonra bir ay sonra al o soruları tek tek yapamadığın soruları çözmeye çalış. En iyi öğrenme yöntemlerinden biridir. Çok faydasını görürsün. O o konuyu o, o yapamadığın soruyu ne yapacaksın? Atıyorum benzerlikle ilgili yapamadığım bir soru geldi ya. Sen normal yapmaya çalışacaksın. Tekrardan onu baktın yapamadın. 3, o burada o hangi konuya hangi konuyla alakalıysa o benzerlik konusunu tekrar edip oradaki soruyu yine yapmaya çalışacaksın ya da çözümüne ulaşmaya çalışacaksın. Çözümünü de anladıktan sonra ondan sonra o soruyu da atabilirsin. Evet ama bu yapamadığın sorular gerçekten çok önemli. Çünkü yaptığın sorular konuyu öğrenmişsin yapıyorsun. Zaten her denemede de o konularla ilgili tekrarında yapıyorsun. Ama burada yapamadığın soruyu yapana kadar mutlaka o bir yerde kalmalı. Yaptıktan sonra da at gitsin önemli değil. Bu gerçekten ama gerçekten çok çok etkili bir yöntem. Bunu mutlaka yapın. Evet ara tatilde şu an üçgenlerde, üçgenlerin sonunda ya da dörtgenlerin böyle başında ya da ortalarında olan arkadaşlar için de konuşma yapayım. Gençler biraz daha hızlaşmanız lazım, hızlanmanız lazım. Yani şöyle bir bak bakayım. Şöyle bir bak. Sen ben şimdi üçgenlerin sonundayım. Ben size program da yayınladım. O program dahilinde bak bakalım ne zaman bitiyor. <laughs> O program dairinde en geç Mayıs'ın ortasında bitecek şekilde oluyorsa program. Şu an program önümde değil bakamıyorum. Ee, en geç Mayıs'ın ortasında bitecek şekilde oluyorsa tamam düzenini bozmadan devam et. Ama ara tatilde biraz daha o videoları sıklaştırabilirsin ama büyük ihtimalle bitmez. Ee, Mayıs'ın böyle başında ya da ortasında en geç ortasında bitirmeye çalış. Çünkü tekrar kampına da katılacaksın. O tekrar kampı da senin için çok önemli. E O yüzden ne yapmalısın böyle Mayıs'ın başında falan biterse süper olur. O programa bak bakayım. Sıkıntı varsa o ara tatilde oradaki videoları sıklaştır. Nasıl sıklaştıracaksın? Ben normalde haftalık video yayınladım ya. E sen ara tatilde boşsun. E tamam yine dershane ne olur özel dersin olur ama okulun yok. Yani bir boşluğun olacak. Sen o haftalık programı iki güne böyle. Hani bir haftalık programı var ya. iki güne indirmeye çalış. Bak geometri anlamında iki güne indirmeye çalış. En kötü ihtimal üç güne. Haftalık programı üç günlük üç günlük yapmaya çalış. Bu boşluğu bu şekilde değerlendir. Bu ondan sonra e, ara tatil bittikten sonra yeniden programına bak. Mayıs'ın başında veya Mayıs'ın ortasında bitiyorsa hatta Mayıs'ın batı, başında da bitirmeni tavsiye ediyorum. Tavsiye ediyorum daha doğrusu. Mayıs'ın başında bitiyorsa eyvallah. Ondan sonra normal programına devam edebilirsin. Ha baktın yine Mayıs'ın başında falan bitmiyor. N ya Nisan'ın sonunda da olabilir. Nisan'ın ortası olursa süper olur zaten. E, Baktım bitmiyor. O zaman o bir haftalık programları en azından o okul zamanında da 5 gün 5 gün olacak şekilde de hızlandırıp da yapabilirsin. Benim hızlandırılmış programım da var 4 günde bir olan. O 4 günde bir olan programa böyle e, kendine göre ayarlarsan senin açından süper olur. Peki hocam biz e, üçgenlerin sonundayız ya da işte dörtgenlerin ara tatilden sonra ara tatilde dörtgenleri falan da bitirirsiniz. Ki dörtgenlerin kesinlikle bitmiş olması lazım. Şu an çemberde olan arkadaşlarda bir tehlike var mı? Sanki programa baktığınız zaman böyle Mayıs'ın başında falan bitecekmiş gibi oluyor. Onlarda çember konusunda olanlar ya da analitik konusunda olanlar çok sıkıntı yaşayacağını zannetmiyorum geometri anlamında. Zaten bu konularda olanlar e, TYT'de büyük ihtimalle hani dörtgenleri bitirenler TYT'de büyük ihtimalle zaten 7 8 net yapıyorsunuzdur. Yapmıyorsanız da bir özgüven eksikliği vardır. Ondan dolayı yapamıyorsunuzdur. Arkadaşım Kesin ve net bir şekilde sen geometriye benimle birlikte çalıştıysan olayın mantığını anladın. Belki bunun farkında değilsin. Sen bazı konuları bazı özellikleri hatırlamasan bile şurayı çalıştırarak oradaki soruları çok rahat bir şekilde yapabilirsin. Bugün bir öğrencinde gördüm mesela böyle sınav ananı yetişmeyecek diye şöyle yapmış. Şekilsel soruları yapmış çok da güzel bir şekilde yapmış. Sözel soruları yapmış. Kardeşim bırakmayın. Bugün aynen o arkadaşı da söyledim. Ya e, hatta birlikte çözdük. Bak dedim şekilli soru bu, sözel soru bu. Sözel soruda sadece şekli bize çizdirtiyorlar. Sözel soruyu çözmekle şekilli soruyu çözmek arasında bir fark yok. Aynı sürede çözeceksin. Sadece sakin kafayla oku, düzenli bir şekilde çiz. Aynı şekilde çıkıyor ya. O yüzden bu hatayı yapan arkadaşlar da lütfen bunu yapmasın. O sözel soruları da böyle e, elinden geldiğince çizsin ve yapsın. Bir dakika içerisinde zaten onların da çözümü çıkıyor en geç iki dakika içerisinde. Hiç merak etmeyin. Ee, şimdi AYT çalışmalarına başlamayan arkadaşlar mutlaka AYT çalışmalarına da başlasın. Geometri anlamında AYT çalışması diye bir şey yok aslında ama e, şöyle diyebiliriz. E, hocam ben AYT sınavlarına da giriyorum. AYT'm düşük geliyor. Ne yapmalıyım diyen arkadaşlara da şöyle bir şey söyleyeyim. E, üçgen ve dörtgen bittikten sonra çembere başlamaktansa tam çember de AYT'de çıkıyor ama bir analitiğe şöyle bir başlayabilirsiniz arkadaşlar. O sıralamayı değiştirebilirsiniz. Önce analitik sonra şey başlayabilirsiniz. Ne derler ona? Önce analitik sonra Önce analitik sonra çember konusuna başlayabilirsiniz. Ya da üçgenler bittikten sonra da bunu yapabilirsiniz. Önce analitik sonra dörtgen ve çember diye gidebilirsiniz arkadaşlar. Böylelikle AYT'deki netleriniz de artmış olur. Şu an mesela üçgenlerin sonunda olan arkadaşlar. Ya hocam TYT'de biraz bir şeyler yapıyorum ama AYT'de yapamıyorum. İşte ART'de de biraz bir şeyler yapmak istiyorsanız bence üçgenlerden sonra dörtgene de üçgenlerden sonra analitiğe de geçip bu aradaki farkı da bu şekilde kapatabilirsiniz. Tamam gençler? Evet. Ne yapıyormuşuz? Bu ara tatili iyi değerlendiriyoruz. Biraz hızlanıyoruz. İki, haftalık programı 2 günde ya da en kötü 3 günde halletmeye çalışıyoruz. Programı yetişmeyecek olan arkadaşlar ve branş denemelerine önem veriyoruz. Oradaki yapamadığımız soruları da kesip bir kenara koyuyoruz. Bir ay sonra bakmak şartıyla. Tamam. Bu arada biz, biz ne yapacağız ara tatilde? Ben şunu yapacağım. Bir Ankara kampı var biliyorsunuz arkadaşlar. Bu nerede? Ankara'da büyük TET kampı. Evet. 4 Mevsim Akademi'nin sponsorluğunda yapılan Rüştü Hoca'nın, Mert Hoca'nın, Fizikle Barış Hoca'nın, Barış Hoca'nın yani, Görkem Şahin Hoca'nın, işte tabi branşları saymadık. Türkçe'de Rüştü Hoca, matematikte Mert Hoca, geometride ben yani Ken Ankara, fizikte Fizikle Barış yani Barış Hoca, Görkem Şahin'de, kimyada arkadaşlar. E, hepimiz birer gün kamp yapacağız. Hızlandırılmış bir kamp yapacağız. E, ayın 29'unda başlıyor. Sanırım Rüştü Hoca ile mi başlıyor? Tam emin değilim arkadaşlar. Benim de 29 30, 31 böyle birinde ya da ikisinde olması lazım. Her gün bir adam çıkacak güzel bir şekilde böyle TYT'yi böyle tekrar edecek. Ben mesela ne yapacağım? TYT'yi çok güzel bir şekilde tekrar edeceğim arkadaşlar. Soruları da yazdım. Orada ince noktalara, e, ÖSYM'nin bakış açısına Falan çok değineceğiz. Bir gün boyunca çok güzel işler yapacağız. Belki oradaki arkadaşlara sadece o günlük bir şey yapmayacağım. Sonrasında da bir şeyler de planlıyor da planlarım büyük ihtimalle. Orada e, akışına bırakacağım daha doğrusu. Orada konuşurken, sohbet ederken güzel bir planlamalarda yaparız. Sonrası içerisinde, sonrası içinde güzel bir şeyler yaparız büyük ihtimalle. Çünkü ben bilmiyorum da yani orada... Ya yani neyse ya o oraya kalsın o sürpriz olsun. Ee, bana da hatırlatırsınız hocam böyle böyle bir şey demiştiniz diye. E, aklımda bazı şeyler var yapmaya çalışırım inşallah. Zaman buldukça da güzel şeyler sizin için yapmaya çalışacağız planlayacağız. Tamam YouTube için yapıyoruz ama böyle e, birebirde de görmek isteyen öğrenciler oluyor. Soru soru sormak isteyen öğrenciler oluyor. Sabah bir başlayıp akşama kadar bütün soruları orada değineceğim. Bütün kalıplara değineceğim. ÖSYM'nin nasıl sorması gerektiğinden bahsedeceğim. Ardından işte e, ders bitti. Bir iki saatte sohbet edeceğiz. Herkesle tek tek konuşmaya çalışacağım arkadaşlar orada. Birlikte güzel işler yapacağız. Bu arada e, Bursa Fuarı'na da ayın 11'inde galiba Şubat'ın 11'inde de Bursa Fuarı'na gitmeye çalışacağım. Büyük ihtimalle gideceğim bir aksilik olmazsa. Ee, onun da tarihini de size bildiririz arkadaşlar. Biz de bu ay içerisinde böyle bir şeyler yapacağız. Haberiniz olsun. Evet lütfen ara tatili iyi değerlendirin. Eksik olduğunuz dersler. Ben geometri adına konuştum ama matematikte ve matematikte fizikte kimyada da güzel şeyler yapın planlayın. Ve bu ara tatili lütfen ama lütfen iyi bir şekilde değerlendirin. Yatış zamanı değil. YKS'ye çalışan öğrenciler için çok güzel bir fırsat bu boşluğu çok iyi bir şekilde değerlendirmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet sorularınız falan varsa ya değinmediği bir yer falan varsa yorumlara yazın. Bu videonun altındaki tamam yoğunluktan dolayı yorumlara bakıyorum cevap yazamıyorum ama bu videonun altındaki yorumlara da böyle cevap yazmaya çalışacağım arkadaşlar. İyi bir şekilde bu tatili değerlendireyim. de zaten bilmiyorum olayı anladınız ve çok iyi bir şekilde yapıyorsunuz zaten ya da yapacaksınız zaten. Bu fırsatları da değerlendirirseniz çok çok daha iyi bir şekilde şeyler yapacaksınız. Gençler görüşmek dileğiyle. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.